Helsinki'nin en ünlü çizim mağazalarından birindeyiz. Mağazanın vitrininde seramikten mücevherler yeni bir teknolojiyle üretiliyor. Bu sayede taşlar farklı parfümlerde haftalarca kokabiliyor. Parfümlü taşlar Kaipaus mücevherlerini diğerlerinden farklı kılıyor. Bu parfümlü aksesuar serisi Helsinki'nin bir bölgesi olan Espoo'da yaratıldı. Tuula Antola'nın aklına bu fikir bir iş gezisinden döndüğünde gelmiş. Her şey havaalanında kızına bir peluş almasıyla başlamış. Bu tavşanı kızıma verdiğimde mutluluktan havalara uçtu ve bana şöyle dedi. Anne, bu çok güzel çünkü senin gibi kokuyor. 6 yaşındaki bir kızın fark ettiği bu durum bana koku hissinin insan hafızasına ne kadar güçlü bir şekilde kazındığını hatırlattı. Kaipaus, seramiğe nanoteknoloji sayesinde koku veriyor. Son 2 yılda bu işletmenin satışları 2'ye katlanmış. Bu artışta Avrupa şirket ağı sayesinde Tuğla'nın yurt dışında başka şirketlerle bağlantıya girmesi büyük bir rol oynamış. Bu ağ Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ'lerin yeni pazarları açılabilmesini amaçlıyor. Küçük ve orta boylu işletmelerde insanlardan çok fikirler ön plandadır. En hızlı şekilde kazanç sağlayacak ve para getirecek fikirler bulunmaya çalışılır. Bence en önemlisi işini iyi bilen ve yetenekli insanları tanımaktan geçiyor. Bugün Tuğla Marjo Uatila ile görüşecek. 3000 ağ uzmanından biri olan Marjo, işletmelerin aktivitelerini büyütebilmelerinde yardımcı oluyor. 47 ülkede bulunan 600 merkez sayesinde ağ, yeni pazarları açılan şirketler için tramplen görevi görüyor. Ağın kendine özgü bir çalışma sistemi var. KOBİ'lerle görüşüyor, teknolojilerini inceliyor ve uluslararası pazarlara açılmaları konusunda uyguladıkları stratejilerini gözden geçiriyoruz. Daha sonra bizim gibi bir ağın onlara nasıl yardım edebileceğini araştırıyoruz. Marjo ile Venedik'e giden Tuğla bu şehirde olası ortaklarla tanışacak. Marjo'nun Avrupa şirket ağındaki temsilcisi Francesco Paretti, bölgedeki şirketlerle randevular ayarlamış. Bölgedeki işletmeleri çok iyi tanımamız, kalkınmayı amaçlayan şirketleri en uygun işletmeyi önermemizi sağlıyor. Teknolojik ya da ticari açıdan kalkınmaları için hangi şirketlerin onlara daha uygun olabileceğini söylüyoruz. Veri tabanına kayıtlı 13.000 şirket sayesinde Marjo ve Francesco Kaipaus için uygun olabilecek ticari ortak listesini büyütüyor. Bu öğleden sonra cam ustası Gino Seguzo ile görüşecekler. Aile şirketini yöneten Seguzo, Kaipaus'un parfüm teknolojisiyle yakından ilgileniyor. Görüşmeler genellikle anında bir sonuç vermez. Fakat bu sefer iki tarafta eli tutulur bir sonuca varmak konusunda çok hevesli. Tuğla gezisi sırasında onlarca şirketle görüşme fırsatı yakaladı. A sayesinde şirketi İtalya'ya ihracat yapmaya başlayacak. Finlandiya'dan Almanya'ya geçiyoruz. Bu tur şirketi biraz farklı bir müşteri kesimine hitap ediyor. Engelleri olmadan yolculuk, fiziksel engelli de olsanız istediğiniz her yere gidebileceğiniz anlamına geliyor. 10 yıldan beri bu şirket fiziksel ve görme engelliler için turlar düzenliyor. Marburg'da bulunan tur şirketi kazancının yarısını bu tür yolculuklar düzenleyerek elde ediyor. Şirketin kurucularından hasta bakıcı Bridget, bu sabah Yunanistan'dan gelen 15 kişilik bir kafileyi havaalanından alıp ihtiyaçlarına uygun bir otele yerleştirecek. Bridget, aradığı türdeki otelleri uluslararası Berlin Fuarı'nda Avrupa şirket ağı için çalışan Tanya sayesinde keşfetmiş. Bu fuarlar sayesinde KOBİ'lere yeni potansiyel ortaklarla görüşme ve kendilerini tanıtma fırsatı sunuyoruz. Tanya, tur şirketini yine Avrupa şirket ağını kullanarak fuara gelen Yunan bir otel sahibiyle buluşturdu. Sonuçta Alman tur şirketinin müşterilerinin isteklerini tam olarak karşılayan bu otelle anlaşmaya varıldı. Yeah.
Bridget, Yunan ortağı Pavlos ve Avrupa şirket ağıyla yeni projelerini şimdiden görüşmeye başladı. Şirketler ilk görüşmenin ardından Avrupa'da ya da dünyanın başka bir yerindeki iş olanaklarını değerlendirme şansı yakalıyor. Ortaklığın tam bir güven içinde devam etmesi için otel sahibi Avrupa şirket ağının çok önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Küçük bir şirket olduğumuz için pazar araştırmalarına bütçe ayırmamız imkansız. Bizim için Avrupa Şirket Ağı yeni pazarlara ulaşmak, yeni ortaklarla tanışmak ve aktivitelerimizi büyütmek için çok güvendiğimiz bir ortak. Otele geri dönüldüğünde personel görme engelli müşterilerine otelde tek başlarına hareket etmelerini sağlayacak bilgileri aktarıyor. Otelde fiziksel engelli tatilcilerin sayısı şimdilik az da olsa bu sayının hızla artması hedefleniyor. Martin'le böyle bir partnerlik başka ortaklar bulmamızı sağlıyor. Fiziksel engellilerin sayısı diğer müşterilerimize nazaran az da olsa aralarındaki sıkı iletişim bu pazarda bizim önce olmamızı sağlıyor. Bu Alman tur şirketi ve Yunan oteli gibi 2,5 milyon Avrupalı kobiye Avrupa şirket ağı sınırları aşması ve yeni pazarlar keşfetmesinde yardımcı oluyor.